Peygamber sünnetine sarılanı Allah himaye eder, aziz eder. Şimdi öyle sapık ilahiyat profesörüyle çıkıyor. Kur'an'da her şey var. Sünnet önemli değil. Kur'an bize yeter. Yetmez lan, yetmez. Muhammed Mustafa olmadan Kur'an'ı anlayamazsın. Evet, İslam'ı uygulayamazsın. Türkiye Cumhuriyeti'ni idare eden anayasa var. Türkçe. Buyurun okuyun, anlayın. Hadi otur meydan. Anlamak için kanunlar çıkıyor. Kanunlar da anlayamazsın, tüzükler çıkıyor. Onları da anlayamazsın, yönetmeler çıkıyor. Dünyada böyle. Akıl yolu birdir. Kur'an, sünnet, sahabenin icması, Ebu Hanife, Muhammed bin İdris Eş-Şafii, evet, Malik bin Enes, Ahmet bin Hanbel, kıyas. Bunlara bakacaksın. Anlayabilmek için. Yoksa anlayamazsın. Evet böyle. Evet şimdi ama öyle bizi, şeyimizi oturmuş rayımızdan çıkarmak için, parçalamak için ne diyorlar? Kur'an'a sarılacağız. Kur'an'dan alacağız ilhamı. Zaten sünnetler sonradan toplamış, şüphelidir. Ne gerek var? Kur'an'da her şey var. Her şey var da anlayamazsın. Buyur anayasayı anla diyorum ben de. Türkçe anayasayı anla. Hadi kanunları anla. Niye avukata para vereceksin lan? Türkçe ya kanunlar, hadi sıkıysa. Şimdi böyle ahir zamanda bizi parçalamak için bin yıllık el sünnet temelimizi, oturmuş yolumuzu sarsacak, bölecek propagandalar yaptırıyorlar.